Kanalıma hoş geldiniz. Kodlama oyunlarına yine devam ediyoruz. Bu sefer yine bir site buldum. Kodris.com diye bir site. Burada tabii ki ücretli aslında. Üye ol kısmı var. Buradan da satın alabiliyorsunuz. Değişik uygulamalar var tahminen. Ancak bu sitelerin baktığımız zaman ücretli olmasına rağmen kendi tanıtımlarını yapmak için ücretsiz bölümleri de var. Şimdi ben ne yapacağım? Kodlamaya başla kısmında tıkladıktan sonra ücretsiz olan kısmını oynamaya başlayacağım. Evet, ne diyor bakalım? Sevimli bir tavşan var diyor. Alana ulaştırabilir misin demiş. Tamam diyoruz. Evet, ne demiş? Öncelikle yardımı kapat diyelim. Buradan ulaşacağız zaten. Eğer bir sıkıntı varsa zaten ne yaparız? Hemen çalışmayı halledebiliriz. Evet, öncelikle ne yapıyoruz hemen? Tavşanımızı ne yapmamız lazım? Bir ileri gitmemiz lazım. Burada kod modu ve blok modu var. Şu an blok modundayız. Kod moduna geçersek de yazıyı da bu şekilde yazmamız lazım. Blok moduyla çalışalım. Evet, ne yapmamız lazım şimdi? Start. Her zaman zaten duruyor. İleri bir tane, bir kare ileri gitti mi? Çalıştıra basalım. Bir kare ileri gitti. Evet, şu an 3 tane yıldız verdi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Zaten burada kendisi hazır bir şekilde vermiş. 3 tane kare ileri bakalım. Tavşanımız burada. 1, 2, 3, 4, 5 kare ileri gitmesi gerekiyor. Yani bulunduğu yer 0, 1 atlaması lazım. 5. Sayarken dikkat edelim. Özellikle sayma kısmında çocuklar sıkıntı çekiyor. Buradan buraya önce bir kare ilerlemesi gerekir. 1, 2 diye 5 tane sayıyoruz. Evet, tavşanımız hemen istediğimiz bölgeye gitti. 3 yıldız aldık. Sonraki bölüm diyoruz. Evet, bu sefer de ne diyor? Dönmesi gerekir diyor. Dönmesi için de bu komutu kullanmamız lazım. Turn komutunu. Evet, ne yapmamız lazım? Öncelikle 1, 2, 3 ileri gitmesi gerekiyor. 3 ileriye gidecek. Sonra dönmesi lazım. Ne tarafa? Sağ el tarafına. Yani biz tavşan gibi durduğumuz zaman sağ el tarafına dönmemiz lazım. Right. Bakın burada açılar da var. Geriye dön, sola dön komutları da var. Tekrar ne yapması gerekiyor? Döndükten sonra bulunduğu yer şu an burada döndü ve sıfır. İleri doğru 1, 2 ve 3 gitmesi gerekiyor. Yani 3 ileri sağa dön, tekrar 3 ileri git diyoruz. Kodumuz doğrusu zaten çalışacaktır. Evet, gayet iyi gidiyorsun. 3 yıldız verdi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi %10 indirim kuponu bu her oynadığınızda size zaten verecektir. Üye olmadan devam et diyoruz. Üye ol ve %10 indirim diyor, kazan diyor. Üye olmadan devam et diyelim. Belli bir noktaya kadar bizi ne yapacak? Zaten ilerletecek. Sonra tekrar demiş. Ne demiş? Yani hem ilerle. Ne demiş? Turn right. Evet, tamam. Right. Sağ tarafa komutunu kullan. Önce 2 ileri gitmemiz gerekiyor. Sonra sağa dönmemiz gerekiyor. Döndükten sonra tekrar ileri gitmemiz lazım. Şu an buradayız. 1, 2, 3 ileri gitmemiz gerekiyor. Daha sonra sol tarafına, sol el tarafına dönmesi gerekiyor. Daha sonra da tekrar 2 ileri gitmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde kodumuz çalışacaktır. Sizler de sayarsanız aynı kodum gibi göreceksiniz. Eğer yanlışlık varsa hemen ne yapacağız? Tekrar düzeltiriz. Evet, yine 3 yıldız verdi. Demek ki doğru bir şekilde kodları çalıştırıyoruz. Evet, ikisini birlikte kullanabilirsin. Zaten kullandık. Evet, ne demiş şimdi? 3 ileri gideceğiz. 3 ileri gittikten sonra sol el tarafına dönmesi gerekiyor. Left seçiyoruz. Sonra 2 ileri gitmesi gerekiyor. Sonra sağ tarafına dönmesi gerekiyor. Right. Sonra 1, 2, 3, 4. Yani köprüden geçmesi gerekiyor. 4 ileri desek, şöyle 4 desek, yani şu an normalde burada 1, 2, 3, 4 köprüyü de sayıyorum. Bakalım bir sayalım. Köprüde bir blok olarak sayacak mıyız? Evet, şu an doğru. Demek ki köprüde bir blok olarak saymamızı istemiş. Ne demiş? Ücretsiz devam etmek için üye olmalısın demiş. Ücretsiz olarak. Evet, ne yapacağız hemen? Üye ol kısmına tıklıyoruz. Burada ev kullanıcısı ve öğretmen hesabı var.
İkisinden birini ne yapmamız lazım? Denememiz gerekiyor. Ben tabii ki burada öğretmen hesabından üye olacağım. Sizler de ev kullanıcısı ama şu an öğretmen hesabından üye olduğun zaman yani şöyle bir kısım var aslında. Sizler de ne yapabilirsiniz? Öğretmenmiş gibi üye olabilirsiniz. Ne yapacaksınız? E-postanızı, ad soyadınızı yazacaksınız. Telefon numaranızı kaydedeceksiniz. Sonra buradan ben ortaokul seviyesi seçeceğim. Ortaokul seviyesi seçeceğim. Daha sonra da ilimi seçeceğim. Buradan okul seçeceğim. Parola tekrar hesap oluştur diyeceğim. Ve böylelikle telefonuma mesaj gelecek. Ve daha sonra da ona göre oynamaya devam edeceğim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ücretsiz devam için üye ol demiş. Belki de diğer kısımdan da girebilirsiniz. Sıkıntı çıkmayacaktır. Ona göre kendiniz ayarınızı yaparsınız. Ben hemen üye olup tekrar oyuna kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Evet, şimdi üye olduk. Görmüş olduğunuz gibi ismim, adım, soyadım yazıyor. Satın al butonu. Burada 3 tane oyun var. Kodlamaya devam ederek ne yapacağım? Yine ücretsiz kısımları yapacağım. Bakın burada bayağı bir bölüm açılmış durumda. Tabii ki ekranım küçük olduğu için biraz 8'leri doğru gitmiş. Çünkü ben video çekerken ekranımı küçültüyorum. O yüzden de istediğimiz gibi tam manasıyla sitenin adresini kullanamıyoruz. Görüntü açısından. Şimdi tekrar girelim. Dördüncü bölüme tıklayalım. Burada kalmış herhalde. Evet, burayı kaçıncı? 4. Evet, şurası 15'e kadar açık. Devam edelim. Burayı zaten yapmıştık. Tekrar yapalım. 2 ileri, sağ, 3 ileri, sonra sol el tarafına döneceğiz. Tekrar 2 ileri demiştik. Herhalde böyleydi. Tekrar bir çalıştıralım. Evet, 4. bölümü tekrar yapmış olduk. Evet, devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yaptığımız bölümleri çıkartmış. Evet, tekrar ne yapalım? 3 ileri. Sonra sola dön. Sonra 2 ileri. Sonra sağa dön. Köprüyle beraber 4 ileri git. Çalıştır diyoruz. Herhalde bu 15 bölümü bize bedava verecek gibi gözüküyor. Bakalım bir deneyelim. Sonraki indirim kuponunu verdi. Satın almadan devam edeceğim tabii ki. Tamam diyoruz. Evet, diğer bölüm. Evet, şimdi geri dönmesi lazım. Turn back. Sonra da döndükten sonra da 1, 2, 3, 4 tane ileri gitmem gerekiyor değil mi? Geri dönmesi lazım. Sonra 4 ileri. Döndü. 4 ileri gitti. Tam duruşunu göremiyor. Biraz daha hızlı olduğu için. Aslında burada yavaşlatma modu da kullanılabilir. Belki vardır ama hiç dikkat etmedim. Hız bölümü. Evet, devam edelim. Evet, yine geri dönmem gerekiyor. Bu sefer geri döndürmeyi anlatmış. Gördüğünüz gibi her kodlama oyunun farklı farklı kodları olabiliyor. Önemli olan mantığını anlamak. Döndükten sonra 3 ileri, sonra sol tarafına dönmesi gerekiyor. Sol, kendine göre sol el tarafına dönmesi gerekiyor. Sonra da 2 ileri gitmesi gerekiyor. Önemli olan sizlerin sol ve sağı iyi anlamanız. Olmazsa kendiniz tavşan gibi düşünerek de yapabilirsiniz. Çalıştır diyoruz. Yine 3 yıldızımızı aldık. Sonraki. Evet, ne demiş? Bu sefer de havuç yemeği çok seviyormuş. Havuç yemek için de bu kodu kullanın demiş. Tamam. Evet, öncelikle bir ileri gitmemiz lazım. Sonra yememiz lazım. Bir ileri gidiyoruz. Sonra da havucu yiyoruz. Evet, bir ileri gittik. Havucu yedik. Sonraki. Tamam, yine hem ileri gideceğiz diyor. Hem de havucu yiyeceğiz. Şimdi görmüş olduğum kareler yok. İleri doğru 1, 2, 3, 4 ileri gidecek. Sonra sola dönecek. 1, 2, 3, 4 de sol tarafına, yani ileri gidecek. 4 ileri, sonra sola dönecek. Yani left. Sonra tekrar 4 ileri gidecek. Sonra da havucunu yiyecek. Bakalım yanlış saymadıysak. Evet, doğru döndük.
4 gitti ve havucu 7. Doğru. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? Mısır'a ulaşmak istiyormuş. Bakalım. Evet. İkisini birlikte kullanabilirsin demiş. Burada neden bu şekilde yapmış? Evet, bir ileri gidelim. Sonra da zıplayalım. Üç tane ileri gidelim. Evet, burada tekrar dene. Ne hatamız vardı? İki ileri gidecektik şurada. Şuraya iki, şöyle iki ileri gidip yiyecektik, değil mi? Evet. Çıkacaktı. Forward. Bir ileri gittim. Çıktım. Ondan sonra da iki ileri gidip yedim. Evet. Tekrar yine aynı komutlardan bahsetmiş. Şimdi şekil olarak tam net belli olmasa da bu tarafa gittikten sonra şuradan yukarı çıkacak, dönecek. Bakalım. Öncelikle rakonumuzu 1, 2, 3 ileri götüreceğiz. 3 ileri götüreceğiz. Sonra sol el tarafına dönmesi gerekiyor. Sonra döndükten sonra 2 ileri. 2 ileri. Sonra şuraya neden istediğim sayı 2 yazsak ne olur? Bir deneyelim. Evet. Ne yapmamız lazım? Sola dönmemiz lazımdı orada. Tekrar deneyelim. Sol el tarafına dönelim. Şuraya çıkmayı deneyelim. Bakalım. Yani uçamam ki. Bir diyelim. Bir desek de, üç desek de aynı. Bak, üç diyelim. Daha sonra devam edelim. Buradan sağa dönsün. Buradan bir, iki, üç, dört. Sağa dönüp dört gitsin. Bakalım nasıl olacak. Evet. Tahminen şu 2-3 defa çıkma manasına geri geldi. Bir defa çık diyelim. Tekrar bir deneyelim. Bu sefer evet, görmüş olduk. Far out komutu 2 defa. Ya buraya 1 yaptım çıktı. Şimdi çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4 sonra tekrar sağ el tarafına dönmesi gerekiyor. Sonra da döndükten sonra da 1, 2, 3 tane 3 tane gitmesi gerekiyor ve daha sonra da yemesi gerekiyor. Evet, şu komut bu up komutu bir defa 2 yazarsam 2 defa yukarı çıkmaya çalışıyor. Denemiş olduk. Ona göre de kodlarınızı yazabilirsiniz. Evet, yıldız sayımıza bakalım. Evet, doğru bir şekilde yapmışız. 3 yıldız verdi. Tamam diyelim. Evet, down komutuyla aşağı ineceğiz. 1, 2, 3, 4 tane ileri gideceğim. Bu sefer bir kere aşağı ineceğim. O yüzden buraya 1'i yazıyoruz. 2 yapsak 2 aşağı inecek demek ki. Sonra 2 daha 1 ile indikten sonra 1 ilerleyeceğim. Sonra da Mısır'ı yiyeceğiz. Bakalım. Evet, sonraki bölüm. Şimdi yine ikisini birlikte kullan. Hem aşağı hem yukarı çıkmamız isteniyor. Demek ki benim 1, 2, 3 ileri gitmem gerekiyor. 3 ileri. Sonra sağa dönmem gerekiyor. Sağa döndükten sonra da 1 ileri gidip 1 ileri gidip yukarı çıkmam gerekiyor. Yani up komutunu kullanacağım. Bir kere yukarı çıkacağım. O yüzden 1'i yazıyorum. Çıktıktan sonra da şuradayım. 1, 2, 3, 4 ileri gitmem gerekiyor. 4 ileri gittikten sonra da buradayız ve sol tarafına dönmesi gerekiyor. Left. Sonra buradayken 1, 2, 3 gidip aşağı inmesi gerekiyor. 3 ilerle ve bir kere de aşağı inmesi gerekiyor. Aşağı inme komutu down komutuydu. Bir kere aşağı inecek. İndikten sonra da 1 ileri gidecek.
Sonra da yeme işlemini gerçekleştirecek. Evet, bakalım. Döndü, yukarı çıkıyor. Evet. Sonraki bölüm. Tekrar diyor, birliklerini kullanabilirsin. Evet. Köprüden geçeceğiz. Köprüden geçmek için farklı bir kod yok, anladığımız kadarıyla. Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilerleyecek. 7 ilerleyecek. Sonra sol el tarafına dönecek. Left komutu. 2 ilerleyecek. Ve 2 ilerledikten sonra yine sol el tarafına dönecek. Sonra köprüye geliyor burada. Köprüden sonra 2 tane ileri gidip yukarı çıkması gerekiyor. 2 ileri gittikten sonra bir kere yukarı çıkması gerekiyor. Up komutu. Bir kere yukarı çıktı. Şu an buradayız. O zaman sağa dönmesi gerekiyor. Right. 2 ileri gidecek ve köşeye varacak. Yani şu an buradayız. Sonra sol el tarafına dönecek. Left komutu. Sonra 1, 2, 3 gidip 3 gidecek. 3 gittikten sonra sağa dönecek ve aşağı doğru inecek. Down komutu. Bir kere down komutu, bir kere aşağı inecek. İndikten sonra şu an burada 1, 2, 3 ilerleyecek. Sonra tekrar sağ el tarafına dönecek. Ve artık mısır yemek için köprünün hizasındayız şu an. 1, 2, 3, 4 ileri giderek artık mısır yeme işlemini gerçekleştirecek. Ve çalıştır diyelim. Evet, daha kısa kod yazmamız isteniyor. Peki burada nasıl bir kısa kod yazabiliriz? Yani şuradan niye bu şekilde yaptı? Düşünelim. Şimdi normalde köprüden geçmek zorunlu mu? Bir de öyle bir durum var, değil mi? Şuradan gitmiş olsaydım bu yol kapalı. Yani bu tarafa gidemem. Gitseydim daha kısa yol mesafeyle yiyebilirdim. Mecburen köprüden gitmek zorundayım. Burada birbirini tekrar eden kodlar. Mesela burada 90 derece dön vesaire yok. Tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ileri. Sola dön. 2 ileri. Sola dön. 2 ileri. Yukarı çık. Şimdi şurada sağa dön, ileri sola dön. Burada İleri git, sağa dön deseydim. Bakın şuradan gitmek yerine şuradan gitmiş olsaydım, o zaman demek ki sıkıntı çekmeyecektim. O zaman kodları bir ayırmak istiyorum. Nereden itibaren başlayacağız? Şimdi ileri git, sola dön, 2 ileri git, sola dön, 2 git, yukarı çık. Yukarı çıktıktan sonrası şu kısmı tekrar düzenleyelim. Yukarı çıktıktan sonra 1, 2, 3 ileri gitsin. 3 ileri gitsin. Sonra sağa dönsün. Sonra 2 ileri gidip aşağı insin. 2 ileri gidip aşağıya insin. Bir kere aşağı insin. Sonra indikten sonra 1, 2, 3 ileri gidecek. Sonra sağ tarafına dönecek. Sonra 1, 2, 3, 4 gidip Mısır'a gelecek. Ve sonra da Mısır'ı yiyecek. Şimdi bakalım. Bu sefer şu kısımdan gitmesini istedim. Bir komut daha az oldu tahminen. Evet. Evet, görmüş olduğum 3 yıldız verdi. Demek ki öyle bir durum karşımıza çıktığı zaman daha kısa yoldan gitmeye çalışacağız. Önemli olan kodda zaten bildiğiniz gibi en kısa yoldan sonuca ulaşmak. Tamam'a basıyoruz. Evet, ne yapıyoruz bu sefer? Yine bakalım, şuradan geçemem çünkü taşlar var. Yani her halükarda yukarı çıkmam gerekiyor. Öncelikle 1, 2, 3 ileri gitmem gerekiyor. 3 ileriye gideceğim. Sonra sağa döneceğim çıkmam için.
Sağa döndükten sonra 1, 2, 3 ileri gidip yukarı çıkmam gerekiyor. 3 ileri gideceğim. Sonra yukarı çıkmam gerekiyor. Yani kaç yukarı çıkacağım? 1, 2 kere yukarı çıkacağım. Sonra 2 kere yukarı çıktıktan sonra 1 ileri gideceğim. Sonra sol tarafa döneceğim. Sol tarafa döneceğim. Sol tarafa döndükten sonra aşağı ineceğim. Kaç defa aşağı ineceğim? 2 defa aşağı ineceğim. İndikten sonra şu an buradayım. 1, 2, 1, 2, 3 ileri gideceğim ve Mısır'a geleceğim. 3 gittikten sonra da Mısır'ı yemem gerekiyor. Bir deneyelim bakalım. Evet, sağa döneceğim. İleri gideceğim. 2 defa yukarı çıkacağım. Sonra bir ileri gideceğim. Dönüp aşağı ineceğim 2 defa. 3 defa ileri. Evet, Mısır'ı yiyeceğiz. Gayet güzel bir şekilde. Evet, şimdi buraya gelmek için ne yaptım? Aslında 15. bölüm bitirdikten sonra hemen bana şu şekilde bir uyarı verdi. O bölümü geçiyorum çünkü telefon numaramda yazıldığı için. O bölümde şunu diyor. Eğer devam etmek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde 6 haneli bir doğrulama kodu var. Lütfen onu ekrana yazın ve doğrulayın diye şeklinde. Hemen mesajı gönderdim ve mesaj geldi. Daha sonra da kodumuzu ekrana yazdım ve bu kısım karşımıza geldi. O aradaki kısmı dediğim gibi kapatıyorum. Sizler de ona dikkat edin. Sizler de aynı ekranda karşılaşabilirsiniz. Tamama basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi 16. bölümden itibaren devam ediyorum. Evet, şimdi ne yapmamız lazım? Burada start komutundan sonra turtle yani kaplumbağa sonra 3 ileri git demiş. 6 muzu ye demiş. Muz ye komutunu. Şimdi bakalım start'a bastığımız zaman kaplumbağanın 1, 2, 3, 4 gitmesi gerekiyor. Değil mi? 4 gidecek. 4 gittikten sonra maymunun üzerine gelecek şey. Maymunun geçiş yolu üzerine gelecek. Daha sonra da maymun 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidip banana yiyecek. Bakalım. Evet, burada yalnız düşünmediğimiz bir olay oldu. Kaplumbağanın üzerinde değil. Yani engeli üzerine taşıyormuş. Evet, daha önceki oynadığımız oyunlarda kaplumbağa üzerinden yürüyorduk ama burada yürüyemiyoruz. Zaten kozu hatır vermesinin nedeni de ben sana oyunu öğretiyorum gibisinden demek istemiş o zaman. Turtle yani kaplumbağa 3 içine kod yazarak kaplumbağayı 3 adım ileri götür. Götürdüğün zaman bu geçiş yolu maymunun geçiş yolu üzerine gelecek ve daha sonra da maymun ilerleyecek şeklinde mantıkla ne yapmış? Oyunu yapmış. Dediğimiz gibi oyunlarda da kendine has değişik kodlar olabiliyor. Önemli olan işte oyunda onu çözebilmek. Yine 3 yıldızı aldık. Sonraki diyoruz. Evet, yani burada aslında bu komutu sonradan vermiş. Evet, ne diyelim tekrar. Bu sefer şimdi dikkat ederseniz kaplumbağa 2 gittiği zaman bu geçiş yolu maymunun önüne gelecek. Daha sonra maymun ne yapması gerekiyor? 1, 2 ileri gidecek. Doğru. Tahtanın üzerine gelecek. Daha sonra kaplumbağa şimdi daha sonra turn right demiş. Turn right sağa dön demiş. Daha sonra kaplumbağa 2 ileri itmiş. Normalde burada 1, 2. Sonra forward. Buraları bizim tamamlamamız istemiş herhalde. Sağa değil sola dönmesi lazım. Kaplumbağanın 1, 2 daha gitmesi gerekiyor. Sağa dönse burada da burada bir sıkıntı var. Geri dönse daha iyi olur. Geri dönüp sonra 2 gitmesi gerekiyor. Deneyelim. Evet, şimdi gidecek, geri dönecek. Tekrar ittirecek, 2 ileri gidecek. Ve muzu alacak. Evet. Aradaki boşlukları sizin tamamlamanızı istemiş. Bu şekilde tamamlarsanız zaten oyunu rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bütün muzları almamız isteniyor. Evet. Yalnız burada kaplumbağayı ilerleteceğimiz kod yok. Şimdi kaplumbağanın 1, 2 gitmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi kaplumbağanın gideceği komut yok. Peki nereden alabiliriz? Evet, mevcut sahneleri ve hangi sahneden kaç yıldız aldığınızı görebilirsiniz. Öğretici, ipucu.
Suya düşmeden buzları toplayabilir misin? Komutunu kullanabilirsin. Neden bu şekilde diye söylemiş. Buraya gelsek. Evet, kod moduna geldim. Buraya kopyalı yapıştır yaptım. Aynı dediğim gibi bir şekilde yaparsanız da Turtle yani kaplumbağa çıkmış oldu. Kaplumbağa 1, 2 ileri götürürsem karakterim de ne yapacaktır? Karşıya geçebilecektir. Karakterim kaç gitsin? 1, 2, 3, 4, 5 gittiği zaman sonra muzu alabilir. Sonra muzu aldıktan sonra 2 ileri gidecek. 2 ileri gittikten sonra sola dönecek. Left. Sonra 2 ileri gidecek. 2 ileri gidecek. 2 ileri gittikten sonra kendine göre tekrar sola dönecek. Sonra 2 ileri gidecek. Muzu alacak. Muzu aldıktan sonra şimdi kaplumbağanın o esnada benim kaplumbağanın tekrar gitmesini istiyorum. Kaplumbağa ne kadar gitsin? Şu an buradaydı. 2 ileri gitmesi gerekiyor. Tekrar kod moduna gidiyorum. Şunu tekrar kopyala Ctrl C Enter'a basıp Ctrl V yapıyorum. Kod bloğuna gidiyorum. Tekrar burada göstermiş oluyor. Bu sefer buradaydım. Kaç gitmesi lazım? 1, 2, 3, 4 tane ileri gidip karakterim 4 ileri gidecek. Sonra da muzunu alacak. Evet, deneyelim. Dedim ki bu kodu artık kod modundan kopyalı yapıştır yaparak yazabilirsiniz. Aslında orada blok olarak da vermesi gerekiyordu. Orada bir eksiklik görüyoruz veya orada aslında benim görmediğim bir yerde de olabilir. Niye o şekilde oldu anlayamadım. Evet, tekrar deneyelim. Daha kısa varabilirdin diyor. Nasıl varabilirdik? Evet, Turtle 1, 2 ileri gidecek. Bu 1, 2, 3, 4, 5 gidecek. Alacak. 2 ileri gidecek. Sola dönecek. 2 ileri gidecek. Sola dönecek. 2 ileri gidecek. Muzu alacak. Kaplumbağa 2 gidecek. Sonra da buradan 1, 2, 3, 4 gidip alacak. Daha hızlı nasıl yapabiliriz kodu? Daha hızlı nasıl yapabiliriz? Tekrarlama blokları yok görmüş olduğunuz gibi. Geriye döndürsek, dönmesek yani ileri gidecek, sola dönecek, sola dönecek. Evet, şu an duruyor. İleri gitti. Aldı. Döndü. Döndü. Evet, burada ne yapmamız gerekiyor? Kaplumbağa 2 gittikten sonra 5 ileri gidip muzu alması lazım. Sonra 2 ileri gidip sola dönmesi gerekiyor. Tekrar bakalım. Kaplumbağa 2 gitti. 5 gidecek. Muzu alacak. 2 ileri gidip sola dönecek. 2 ileri gidip tekrar sola dönecek. 2 ileri gidecek. Muzu alacak. Kaplumbağa tekrar 2 ileri gidecek. 4 kere gidip muzu alacak. Evet, aslında kodlarımız normal ama burada bir sıkıntı var. Yani burada binip şuradan 2 gidip sonra dönüp alıp geri gitse bir de öyle deneyelim bakalım. Evet, şu an diyelim ki şu kodu alalım. Ctrl X. Bu 2 gittikten sonra 5 gitsin alsın. Şöyle yapalım. Evet, kaplumbağa 2 gittikten sonra kap 3 gitsin. 3 gidip üzerine binsin. Sonra kaplumbağa tekrar 2 gidip buraya gelsin. Sonra buradan geriye dönerek geriye dönsün ve 2 gitsin. 2 gittikten sonra muzu alsın. Sonra geriye dönsün. Sonra da diğer şu muzu alsın. Yani buradaydı. 1, 2, 3, 4 ileri gitsin.
4 ileri gitsin ve muzu alsın. Sonra 2 ileri gidip aldıktan sonra geri dönüp tekrar buraya gitse yine fazla kod olacak tahminen, ama yani şuradan gitmek yerine tekrar geri dönsün. Yani şurası aldıktan sonra geri gelsin. İki geriye dönsün. Geriye dönsün. İki ileri gidip sonra kaplumbağanın üzerine binsin. Kaplumbağa geri gidecek. Ama kaplumbağa geri gidemez. Önce muzu alıp gitse bakalım. Öyle deneyelim. Yani şöyle yapalım. Yani şuradan direkt gitse. 1, 2, 3, 4, 5 ileri gitse. Sonra muzu alsa ve geri gelse. Turn. Geri gel. Geri dön. 2 geri dön. Yani şöyle demek istiyorum. Öncelikle kaplumbağa 2 ileri gidip buraya gelse. Sonra maymun muzu alsa. Sonra geri dönüp buraya gelse. Daha sonra tekrar şuraya getirse kaplumbağa. Daha sonra sola dönse veya sağa dönse fark etmiyor. Sola dönse. Yani bu sola dönse. Sonra sola dönüp 2 ileri gitse ve muzu alsa. Sonra da geriye dönüp 4 adım gidip diğer muzu alsa. Bakalım daha mı hızlı olacak? Bir de böyle deneyelim. Evet, ne yaptık? Şimdi kaplumbağa 2 ileri gittikten sonra köprüyü buraya getirdi. Maymunumuz ileri gidecek. Geri gelecek, tekrar binecek. Kaplumbağa ileri gidecek. Daha sonra maymun bu diğer muzu yiyip tekrar şu muzu yiyecek. Bakalım. Evet, burada bir sıkıntı var. Görmüş olduğunuz gibi bindikten sonra ileri gitmesi gerekiyor. Yani şurada nerede kodumuzda sıkıntı var. Yani ittikten sonra kaplumbağa left dönmeyecek. Direkt ileri gitse. Evet, şu şekilde olacak kodumuz. Yani şu şekilde tekrar düzenleyelim. Evet, 2 defa ileri gitti. Maymun 5 defa ileri gitti. Muzu aldı. Geriye döndü. Bindi. Bakın şu an ileri gitmesi gerekiyor. Evet, şu an ileri gitti. Geri dönüp diğer muzu alacak. Evet, bu şekilde bakalım. En kısa, evet. Bu şekilde mantıkla yapmak gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yani burada yıldız vermesi çok iyi olmuş. Daha kısa yoldan hemen ne yapabiliriz? Projelerimizi hızlı bir şekilde yapabiliriz. Evet, yine yukarı çıkacak. Bakalım kaplumbağadan gidemez. Ama kaplumbağayı şuraya. Öncelikle bir kaplumbağayı ne yapmamız lazım? Kod modundan. Kaplumbağa şu an buraya gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gitmesi gerekiyor. Bir deneyelim. Kaplumbağayı 6 ileri götürürsek setimiz hemen şu kısma gelmesi gerekiyor. Evet. 6 ileri gitti. Evet, şimdi deneyelim. Şimdi maymunumuz kaplumbağa 6 gittikten sonra maymunumuz 1 ileri gidecek. 1 ileri gidecek. Sonra bir yukarı çıkacak. Bir yukarı çıktıktan sonra bir ileri gidecek. Sonra bir aşağı inmesi gerekiyor. Sonra bir aşağı indikten sonra iki ileri gidecek ve muzu alacak. Sonra sağ tarafına dönecek. Ve köprüye geldi. Bir, iki, dört, bir, iki, üç. 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 Aslında şuraya yapsa, sağ sol yapmak zorunda kalıyor. Şuraya gitse, yani bunu aldıktan sonra bir ileri gitse, dönmese. Bir ileri gitse, sonra dönse. O zaman benim kaplumbağayı bir ileri götürmem gerekiyor. Yani şuradan geçmesini sağlayacağım. Bu sefer 1, 2, 3, 4 ileri gidecek. Böylelikle diğer muzu alacak. Bu daha bir kısa olmuş oldu. Yani şuradan gitmiş olsaydım sol sağ yaptıracaktık. Yani burada sıkıntı çıkacaktı. Ama ileri direkt sağa döndüğü zaman da hiçbir sıkıntı kalmayacak. Daha az kod kullanacağız gibi geliyor. Burada tekrar sağa dönecek.
Sağa döndükten sonra bir yukarı, yok bir ileri bir yukarı. Bir ileri bir yukarı çıkacak. Bir iki hatta iki yukarı çıkacak. İki yukarı çıktıktan sonra iki aşağı inecek. İki aşağı inecek. Sonra iki ileri gidecek. Sonra iki ileri gidecek. İki ileri gittikten sonra sola dönecek. Left komutunu kullanacağız. Sonra da iki tekrar ileri gidecek. Evet, bir deneyelim bakalım. Kaplumbağa köprümüzü en sona kadar götürüyor. Sonra maymun, evet, yukarı çıktı. Aşağı inip, evet, bir ileri dönecek. Bütün gelip buzu alacak. Dönecek. İki yukarı iki aşağıya. Evet, burada sıkıntı oldu. Bir gitmesi gerekiyordu. Yani şurada bir gitmesi gerekirken iki demişiz. Evet, şu an olmadı. Her şeyi topladığından emin misin? Evet, tekrar deneyelim. Neyi almadık? Neyi almadık? Bloklara girelim. Bloklarda daha rahat. Evet, en sondaki muzu almayı unutmuşuz. Tekrar bakalım. Evet, 3 yıldızımızı aldık. Devam ediyoruz. Evet, yine ne yapmamız gerekiyor? Yine kaplumbağa kodumuz olmadığı için kod moduna giriyorum. Kopyalı yapıştır yapmıştım. Yine bu kodu alıyoruz. Yalnız çok fazla. Evet. Şu şekilde. Kaplumbağanın 1-2 ileri gitmesi gerekiyor. Köprü gittikten sonra 1-2-3 ileri gitmesi gerekiyor maymunumuzun. 3 ileri gittikten sonra da yukarı çıkması gerekiyor. Bir kere yukarı çıkıp bir kere aşağı inmesi gerekiyor. Evet. Daha sonra indikten sonra 1 ileri gidip muzu alması gerekiyor. 1 ileri gittik muzu aldı. Sonra sol tarafına dönmesi gerekiyor. Sol tarafına döndükten sonra 1 yukarı 1 aşağı inmesi gerekiyor. 1 yukarı 1 aşağıya. Daha sonra ise bir ileri gidip muzu da alması gerekiyor. Bir ileri gidip muzu alması gerekiyor. Sonra sol el tarafına dönüp bir ileri gidip bir yukarı bir aşağı yapması gerekiyor. Bir yukarı bir aşağıya. Evet, yine bir. Hepsine bir yazıyoruz. Daha sonra ise bir yukarı bir aşağıdan sonra buradan geçmesi gerekiyor. Yani kaplumbağa şuradaydı. 1, 2, 3, 4 tane daha kaplumbağa gitmesi gerekiyor. Yani köprünün açılması için kod blokunda yine 4 tane yazdık. 4 tane gittikten sonra benim karşıya geçmem lazım. 1, 2, 3 ileri gitmem gerekiyor. Daha sonra ile dönmem gerekiyor. Ne tarafa? Sol el tarafına dönmemiz gerekiyor. Sonra da burada 2 ileri gittiğimiz zaman da muzumuzu almamız gerekiyor. Evet, bakalım. Tekrar deneyelim. Evet, gayet hatasız bir şekilde gidiyoruz ama burada bir sıkıntımız var. Nerede sıkıntımız var? Şurada sıkıntımız var. Ne yapmıştık? Kaplumbağa 2 gidiyor. 3 ileri gittim. Bir yukarı bir aşağı. Bir ileri gittim. Muzumu aldım. Sol tarafına döndüm. Döndükten sonra bir ileri gitmem gerekiyor. Yani şuraya bir ileri gitmemiz gerekiyor. Şu 5. kodu kopyala. Ctrl C, Ctrl V yapalım. Tekrar deneyelim. Evet, blok modundan tekrar çalışmaya gerek yok. Buradan hemen artık anlaşılmıştır. Çünkü mantık aynı aslında. Sadece yazım şekillerini bildiğimiz zaman buradaki kodları da kullanabilir, değişiklik yapabiliyoruz. Evet, muzumuzu aldık. Bakalım 3 yıldız verecek mi? En ideal kodu yazarak. Evet, gayet güzel. Şimdi ne demiş? Bakalım. İyi gidiyorsun. Özel tekliflerimiz var. Satın almadan devam et demiş. Ne demiş? İndirim kuponumuzu.
Bir hafta süreli geçerli %15 indirim. Devam edelim. Devam ediyoruz. Kemiği almak için de get buraya komutunu kullanabilirsin. Devam edelim. Şimdi bir ileri kemik al. Sonra bir ileri bir kemik al. Bir ileri bir kemik al. Dikkat ederseniz hep aynı şeyi yapıyoruz. Aslında burada tek bir kod kullansa, döngü yaptırsa aynı şeyi sıkıntı çıkmayacaktı. Herhalde bu bölümde bundan bahsediyor. İşte döngü komutu bakın. Repeat and demiş. 6 kere döngü kodunu vermiş. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi repeat burada 6 demiş. İçeridekini yani bir ileri bir kemik al. Bir ileri bir kemik al. Bunu 6 defa tekrarla demiş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oyunların mantığı aslında size yavaş yavaş kodlama mantığını öğretmek üzere yapılmış. Gayet güzel bir şekilde anlatıyor. En ideal kodumuzu zaten kendisi hazır verdi. Sonrakini tekrar deniyoruz. Tamam diyoruz. Bu sefer de 1, 2, 3 ileri sağa dön. 3 ileri sağa dön. Bakın dikkat ederseniz 3 ileri sağa dönü 2 defa tekrarladım. 3 ileri sağa dön. 3 ileri sağa dön. 2 defa tekrarladım. Sonra 3 ileri sağa dön. Bakın 1, 2, 3 ileri sağa dön. 1, 2, 3 ileri sağa dön. 1, 2, 3 ileri. 3 kere yapsam bunu aslında direkt alıyor. 3 kere aynı komutu kullansam alıyor. En sonunda sağa dönü kullanmıyor. Bakalım. Diğer oyunlarda da bunu karşılaşmıştık. Bakalım. Bakın sağa döndü. Burada bir şey var. Eksik bir şey var. Nedir? En sonunda kemik almayı unuttuk. Yani 3 ileri sağa dön kemik al diyelim. 3 ileri, 3 ileri dön, 3 ileri kemik al sağa dön desek daha mantıklı. Bir de böyle deneyelim. Alacak kemik yok diyor. Evet. Daha önceki oyunumuzda aslında alıyordu. Başka bir oyunda ama buradakinde kemik yok ki alayım demiş. Gayet mantıklı aslında. Şöyle yapalım. 3 ileri sağa dön. Kemik al. 3 defa tekrarla. Sağa dön. En sonunda kemik alsın. Ya yani sağa dönüp kemik alsın. Bakalım bunu deneyelim. Evet. Şimdi sağa dönüp kemik alacak. Evet aldı. Evet bu şekilde yaptığım zaman doğruluyor. Tekrar döngüyü kullan diyor. Şimdi sola dön. 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar sola dön. 1, 2, 3, 4. Sola dön. 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3. Sola dön. Sola dön. Sol el tarafına dön. Döndükten sonra 4 ileri git. Bunu kaç defa tekrarla? 3 defa tekrarla dedik. Sonra da en sonunda da kemiğimizi alsın. Bakalım. Evet. Tekrar sola dön. Ve bittikten sonra da kemik alacak. Evet. Sonraki bölüm diyoruz. Tekrar çözüme ulaşmak için yine aynı şeyden bahsetmiş. Evet bu sefer sola dön. Bir ileri git kemik al. Sonra sağa dön. Bir kemik al. Yani şöyle desek sola dön. Left. Sonra döndükten sonra bir ileri git, kemik al. Sonra sağa dön, right. Bir ileri git, kemik al. Sürekli bunu tekrar edecek tahminen. Kaç defa tekrarlayacak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa bu kodu tekrarladığımız zaman burada önemli olan şu, hareketi kendi ağzınızla söylerseniz bazı tekrarların olduğunu göreceksiniz. Ve böylelikle en kısa yoldan nasıl gidebiliriz onu düşünmeye çalışacaksınız. Şu an bakalım en kısa yolumuz bu mu? En ideal kodu yazdın diyor. Evet. Evet ne demiş bakalım? Deneme sürümünün sonuna geldik. Kod resmi macerasına devam etmek istiyorsan tam sürümü satın almanız gerekiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün oyunları bu şekilde tamamlamış olduk. Yaklaşık olarak tahminen 26 tane oyun. Yukarıda 26 yazmış. 26 tane oyunu bize ücretsiz bir şekilde ne yapıyor? Oynamamızı sağlıyor.
Bu da zaten bize yeterli. Belli mantıkları öğrendiğimiz zaman zaten bizim için rahat olmuş oluyor. Dediğim gibi ücretsiz böyle internet sitesinde kodlama eğitimi veren siteler varsa ücretsiz kısımları var. Sizler de bunları oynayabilirsiniz. Ben bulduğum bütün oyunları oynayarak videolara çekmek istiyorum. İnşallah faydalı bir oyun olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.